Çünkü yani 1000 kişi yuhladı beni yeteneksizsinizde. Gerçekten 1000 kişi yani tam sayamadım. Nasıl ya? Hengameye geldi ama galiba 1000 kişi diyorlar. Yuhlandım. Çok ben mutlu olunacak bir şey değil. Denemeyin yani yuhlatmayın kendinizi öyle çok şey olmuyor. Annem mutlu oldu. Ben bilgisayar mühendisi okuduğum için annem kendi işimi yapmamı istiyordu. Yeteneksizde yuhlandım. Annem şey dedi bana, denedik oğlum. Denedik yavrum. İşimizi yapalım yavrum. Ama yine de alkışla gönderilseydin iyi olurmuş da. Yuhalama da biraz daha abi halka. Evet biraz zor bir dönemdi. Vay yani enteresan teskinlerle karşılaştım. Arkadaşım biri şey dedi yani evet de jüri evet diyor ama seyirciler de alkışlıyor. Hayırda sadece jüri hayır diyordu sana kadar. Ama sen hayırda da seyirciyi kazanarak... Güçlü bir hayırla. Yani insanların hemfikir olmasına vesile oldun en azından. Yani toplumu bir yerde birleştirdin. Yani bu da bir teselliydi. İş görüşmelerine gittim o zamanlar bilgisayar mesela. Kendi işimi yapayım bari dedim. Yani herkes izliyordu o zamanlar. Yani gerçekten çok Sergen, Hülya, Acun falan böyle yani şey jüri. İş görüşmesine gidiyorum, mülakatta 3 tane yani insan kaynakları var. Şöyle bir cevap aldım, bu kurumsal da bir şirkette. 3 hayırda bizden... ekmek parası için gelmişim yani, böyle bir şaka olmaz. Ama güzel bir tecrübe oldu şimdi bakınca yani... Dibe vurup çıkmak iyi olmuş diyorsun yani. Evet, bir arkadaşım şey dedi yani gene... Ya şimdi ben dedim artık bırakayım bu işi. Demek ki olmayacak. Çünkü ondan önce de bir gösteri yapmıştım. O da kişisel gelişim üzerineydi. Orada da hani kötü bir reaksiyon aldım. Onda da bir yuhlanır gibi. Yeteneksizsiniz de yuhlanınca dedim herhalde bunun normali bu. Anlatıyorsun ve yuhluyorlar yani. O demek ki öyle gidecek dedim. Arkadaşım şey dedi bırakma çünkü yani bütün Türkiye'nin önünde yuhlandığın hani şu anda daha kötü bir şey yapamazsın dedi. Ne yaparsan yap yükseleceksin yani. Buradaki abilerle konuştuk dün. Onu yeteneksizden hatırladı. Yolanır mıydı? Dedi ya hangi sezondu sen dedi. Ben de yılını tam bilmediğim için. Yani söylemesi de biraz üzücü ama... Köpeğin birinci olduğu yıl. Ya köpeğin birinci olduğu yıl dedim hemen çocuk şey dedi, aa Rex dedi, onu tanıyorsun dedim bize gelince. Rex'e gelince aa Rex. Ama köpek iyiydi abi yani. Gerçi hayvanın hakkını vermek evet, lazım. Evet köpek. Çemberlerden falan atlıyor, geri gidiyor. Ben takılırım geri gidemek. Yani hayvan iyiydi. Bravo. Acun abi de bu o ses için... Çağırdılar beni Acun Medya'ya bir konuşalım dediler. Yani benden haberdarlarmış bu hani o filmlerden dolayı. Ve yeteneksizliğinde de yuhlanan çocuktan da haberleri varmış ama ikisinin aynı kişi olduğunu bilmiyorlarmış. Çağırdılar bir tanışalım diye. Tanışsızlık mı oldu? Acun seninle tanışmak istediler. Dedim gelsin. Yok canım. Yok o hani bilet bulamama durumu hani bir hafta bulamamış ama ikinci hafta salonu kapattı yani tek Acun Ilıcalı Esat abi vardı iki kişiye oynadım yani çok da zevkli olmuyor öyle de adam bilet isteyince ayarlamak lazım salonu alıyor sonra. Böyle salonu almış daha da orada oynayamıyorum yani orayı almış yani. Satın almış. Abi Acun Medya'ya gittik. Orası gerçekten çok enteresan bir dünya. Siz de biliyorsunuzdur. Herkes her yerde yani bir şey konuşuyoruz. Birisi giriyor içeri bütün... Bir de ben geç kalıyorum normalde. Her yere geç kalıyorum. Öyle bir zaafım var. Yani ne kadar erken çıkarsam o kadar geç kalıyorum. Öyle bir durum var. Acun Medya deyince önemli bir şey. Dedim erkenden çıkayım. Yani gösteri 3'teydi. Ben erkenden 3.30'da orada oldum. Ama sorun olmadı. Yarım saat gecikme. Çünkü Acun abi 7'de geldi. 7'de geldi abi. 7'ye kadar Acun Medya'nın bütün hikayesini dinledik. Abi herkes giriyor çıkıyor, birisi geliyor. Yani kimseye de bir toplantı yapıyoruz. Benim için önemli bir şey. Kimseye de kardeş bir dakika diyemiyorum. Çünkü gelen adam şey diyor. Abi günde 500 bin euro zarar ettik, 3 günde kapattık diyor.
Yani 1,5 milyon eurodan bahsediyor. Ben o kadarlık bir şey konuşmadığım için... Kardeş bir dakika, zararını neyse vereyim de çık diyemiyorum yani. Bir kızın biri var her yerde, her muhabbete giriyor abi. Biz bir şey yiyoruz, salat konuşuyoruz, salatayla geliyor. Bir şey konuşuyoruz, salatayla geliyor. Rejimdeyim diyor. Bir konu konuşuyoruz televizyonla ilgili. Annesinden babasından bahsediyor. Ya abi kim bu kız kardeş? Biz senin babanı ne yapalım la diyecektim. Acun'un kızıymış, iyi ki dememişim. O kadar büyük kızın var mı abi senin? Bilsen bir şey yapmazdım. Çıkışta dedim menajere, abi dedim bu niye her konuda babasının fikrini söylüyor? Ne yapalım babasından bize ne dedim? Babası ne anlar televizyondan dedim yani. Oğlum Acun'un kızı önemli dedi onun fikri. Bizim de babamız boş adam değil dedim. O da anlar. Yani biz de babamız anladı. O da format normat anlar dedim ya. Abi 4 saat bekledik ya, 4 saat. Acun abi geldi, toplantısı vardı. 4 saat sonra geldi, ayaklarını sürüyerek. Ben burada gene konuşuyor. Abi normalde Acun Ilıcalı çok konuşmuyor. Ya konuşamıyor mu artık? Çünkü abi 4 saat toplantı, şu ayağını sürüyerek geldi böyle. Abi geçmiş olsun dedim ilk. Hasta zannettim valla. Geldi, anlatıyorsun, bir şeyler konuşuyorsun. 5 dakika anlatıyorum, 5 dakika sonra şöyle yapıyor bak. Bir daha anlat. Yemin ederim başkası olsa oğlum konuştum edersin ama Acun Ilıcalı olunca 5 dakikayı baştan anlatıyorsun.